Hayattan sahneye, sahneden hayata. Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu. Alt Kat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı podcast'lere hoş geldiniz. Türkiye'de oyuncu olmak, tiyatro, sinema ve dizilerde oyunculuk farkları var mı? Tiyatro oyuncuları gerçekten kamerada abartıyor mu? Yönetmen-oyuncu ilişkileri nelerdir? Ve daha birçok soru işareti. O zaman durmayalım, başlayalım. Merhaba sevgili dostlar, ben Nevzat Süz. Ben Aybike Turan. Bugün daha çok oyunculuk, kamera önü oyunculuğu ve tiyatro oyunculuğu üzerine sohbet edeceğiz. Hoş geldin Aybike. Merhaba, hoş bulduk Nevzat. Güzel bir haber var seninle ilgili. Öncelikle onu söyleyeyim. Artık Aybike Turan kendi alanında doktorasını verdi. Doktor oldum. Evet. Doktor oldum. Tebrikler. Uzun zaman sonra çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi Türkiye'de oyuncu olmak gerçekten çetrefilli bir süreç. Öncelikle ailede başlıyor mesele. Aileni ikna etmelisin oyunculuk yapmaya. Ondan sonra çevreni ikna etmelisin. Amatör ya da profesyonel fark etmiyor. Bir şekilde engellerle karşılaşıyoruz hepimiz. Toplum da öyle aslında. Mesela şöyle şeyler oluyor. Ne iş yapıyorsunuz? Oyuncuyum. Yani asıl mesleğiniz ne? Gibi sorular hepimizin başına geliyor. Birazcık bunları da konuşalım istiyorum da. Türkiye'de oyuncu olmak, sen bu konuda nasıl deneyimler yaşadın? Ne düşünüyorsun? Bu toplum bu mesleğe, oyunculuk mesleğine nasıl bakıyor? Önce bir anımı anlatarak başlamak istiyorum az önce söylediğinle alakalı. Şimdi benim 8 yaşında bir yeğenim var. Böyle ben oyundan önce abim bazen işte şans dilesin diye arayınca o da bana işte şans diliyor. Ya da oyunun ertesi günü konuşuyorsak bak halanın dün oyunu vardı sor bakalım nasıl geçti falan diye hep konuşuyoruz. Sonra bir gün şey dedi bu bana. Hala dedi sen sürekli oyun oynuyorsun. Hangi ara çalışıyorsun sen dedi. İşte. toplumda böyle bakıyor. Evet aynen 8 yaşındaki yeğenimin bakış açısı var. Hani tamam oyunun var da hani işin ne muhabbeti hepimizin yaşadığı bir şey. Çok da haksız sayılmazlar ki şu bakımdan birçoğumuz hayatlarımızı sürdürebilmek için oyunculuk yaparken bir yandan bunu başka türlü de beslemek zorunda kalıyoruz başka işler yaparak. O yüzden haksız da değil yani insanlar bunu sorarken. Aslında merakla soruyorlar ama bazen biz bunu çok yaşadığımız için biraz eleştiri ya da küçümseme gibi de gelebiliyor zaman zaman. Belki küçümsemenin başka kültürel referansları da vardır geçmişe dair. İşte maskara, soytarı vesaire gibi saray soytarısı. Bu tip kültürel arketipleri de vardır. Hı-hı. Belki toplumun bugünkü zihninde canlanan şey böyle bir şey olabilir. Oyuncu, soytarı gibi evet. Böyle de canlanıyor olabilir. Gerçekten bu bir yine bir test konusu olabilir insanların üzerinde araştırma yaparak. Ama biz günümüze dönelim tekrar bence. Evet günümüzde yani lafta biraz tabii ki tiyatrocular bence biraz yüceltilmeye çalışılıyor, destekleniyor gibi geliyor bana. Ama iş biraz daha icraata döndüğü zaman hani o kadar da büyük bir destek hiçbir yerden gördüğümüzü düşünmüyorum. Tiyatrocu diye biriyle tanıştığınız zaman size çok ilgileniyor, ilgisini çekiyor ama hani oyuna bilet alıp gelen kesime baktığımız zaman yine de küçük bir kesimden bahsettiğimizi düşünüyorum. Çok... Evet, şeyler var mesela hepimizin başına geliyor. Bir ev kiralayacağımız zaman soruyorlar tabii doğal olarak. Ne iş yapıyorsunuz? Oyuncu dediğinde vermek istemiyorlar evi. O yüzden işte bodrum katlarında ya çatı katlarında binanın en ucuz bölgesinde. Tabii bunun Türkiye'nin sorunu. Bizim sorunumuz değil ki. Evet. Yani özlük haklarımızın olmaması, sigorta haklarımızın olmaması. Barınma hakkımızın olmaması. Bizim sorunumuz değil. Birileri oyunculuk yapacak, birileri de doktorluk yapacak, birileri de marangozluk yapacak. Yani toplum böyle bir şey zaten. Sürekli bunlarla karşılaşıyoruz. Ve şey var mesela dediğin gibi tiyatro yapıyorsun. Bir ilgiyle karşılıyor insanlar. Özellikle gençler dizilerin artmasıyla beraber oyunculuk konusunda çok fazla eğilim göstermeye başladılar. Hep oyuncu olmak istiyorlar. Geçenlerde yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Onun üzerinden belki devam edebiliriz. Genç bir arkadaş geldi. Tiyatroyla bir ilgisi yok ama birdenbire tiyatrocu olmak aklına gelmiş. Soruyorum işte nereden çıktı? Yani nereden aklına geldi tiyatro? Öyle geldi diyor.
Aslında ben anlıyorum tabii. Yani dizilere gitmek istiyor. Televizyona çıkmak istiyor. Tamam, olabilir. Böyle insanlar bu tip hisleri olabilir. Buna bir şey diyemem. Peki tiyatro oyunu izliyor musun? Yok, izlemiyorum. Tiyatroya dair bir şey okuyor musun? Hayır, okumuyorum. Sonunda itiraf etti. Dedi ki ben evet dizilere gitmek ekrana gitmek istiyorum. Dizilere gitmek istiyorum. Sonra şey dedi. Ben aslında dedi böyle dizi oyunculuğunu daha böyle ana yemek gibi görüyorum. Tiyatro oyunculuğu da dedi yemekten sonra yenen tatlı gibi bir şey. Wow. Ben de dedim ki hayır kardeşim, tiyatro oyunculuğu ana yemeğin kendisidir. Böyle eğilim böyle bir algı var. Algı var. Ha şey de var tabii ki, onu da söylemekte yarar var. Bilenler için. Ya işte kapağı atamadın mı bir diziye? Evet, o hep geliyor. Kapağı atmak. O da başka bir şey. Yani bu arada sanki bir diziye girsen ya da 3 yıl bir dizide bile oynasan hani bitmiş gibi olay. Yani sanki bütün maddi sıkıntıların çözülmüş gibi de davranılıyor. Bu da hatalı. Ben bunun da konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu muhabbet açıldığı zaman hiçbir zaman söylemekten çekinmiyorum. İnsanlar şunu da zannediyorlar. Biraz dizide oynadığın zaman çok ciddi paralar kazandığını, abi, çok büyük paralar kazandığını, işte birazcık çalışıp aylarca, yıllarca çalışmadan durabileceğini zannediyorlar. Bu sektördeki bir elin parmağını geçmeyecek kadar insan bu kadar kazanıyor. Hani sayıları 100 olsun, 200 olsun ama geri kalan ciddi bir kesim gerçekten çok cüzi paralara çalışıyorlar. Yani 100-200 dedin, çok iyimser. İyimser takıldım, hani daha tutumlu yaşadığını falan düşündüm. Gerçekten yıldız oyuncu denebilecek, yıldız kavramı belki yok bugün için. Ya da manken oyuncu dediğimiz oyuncular çok ciddi ekonomik gelirleri oluyor diziden. Onun dışında diğer oyuncuların hepsi zaten ortalama bir gelirle evet, çalışıyorlar. Ki iş güvencesi olmadığı için de hani biraz çalışabiliyor, uzun süre çalışamıyor. O gelen geliri çok uzun süre bütçeye uydurmakla, idare etmekle geçen bir süre olmak zorunda. Gençlerin özellikle kamera önünde oynama ya da günümüzde de çok fazla var. Kamera önü oyunculuğu, kursları vesaire. Kamera önünde oynamakla tiyatro oyununda oynamak arasında ne gibi farklar var? Bunlar üzerine konuşalım. Ne dersin? Tabii ki çok severim ikisi arasındaki farka konuşmayı. Ben de uzun yıllar tiyatro yaptıktan sonra ekrana geçtiğim zaman ilk ilgimi çeken şey bunun ne kadar farklı bir hazırlanma süreciyle aslında olduğu. Bence en temel şey burada yatıyor. Tabii ki öncelikle tiyatroda diyelim ki çok büyük bir sahnede oynuyorsanız işte ki eskiden 3000-4000 kişilik salonlarda da oynanırken işte mimikleriniz büyük olmalı, hareketleriniz daha büyük olmalı ki seyirci görsün derken şimdi zaten çok daha küçük sahnelerde hepimiz demeyeyim ama büyük bir kısım oynuyor. Fakat ekranda şöyle bir temel farklılık var. Çok yakınına girebiliyorlar. Senin çok ufacık bir hareketinle bile anlatabileceğin durumlar olabiliyor. O yüzden büyük oynamaya gerek yok. Yani bu çok temel bir farklılık. Fakat asıl farklılık prova sürecinden kaynaklanıyor bence. Tiyatroda uzun zaman prova ederek işte yönetmenle yakınlaşıyorsun, oyuncu arkadaşlarına yakınlaşıyorsun, bir rolü çıkarmak için çok vaktin olabiliyor. Tabii ideal şartları konuşuyorum ama tiyatrocular genelde bu vakitleri ne yapıyorlar ediyorlar, buluyorlar, ayarlıyorlar. Ama ekranda o kadar bir hız var ve işin hemen yetişmesi lazım ki çoğu zaman hiç prova yapılmadan, hatta yönetmenle bile tanışmadan, bazen yönetmenin direktiflerini işte onun kamerasının ekranının arkandan duyduğun durumlar olabiliyor. Bana bu ilk girdiğimde çok enteresan gelmişti. Bu biraz sektörün normali haline getirilmiş durumda. Tabii ki bir hız önemli ama buna provaya vakit ayrılabilecek vakitlerin ayrılmadığını da gördüğüm çok oldu. Temel farklılık bence burada gibi geliyor bana. Yani işte dediğin gibi aslında çok şey söylüyor. Tiyatroda büyük oynayacaksın, sinemada daha küçük oynayacaksın. Temel şey bu mudur yoksa oyunculuk oyunculuk mudur? Oyunculuk oyunculuktur. Yani az önce öyle dedim ama o biraz teknik bir küçük bir detay olarak söyledim. Ben tiyatro oyunculuğu ayrı, ekran önü, kamera önü oyunculuğunun ayrılmasını hiç doğru bulmuyorum. Oyunculuk oyunculuktur. Ekran önünde de çok büyük oynayabilirsin oyunculuk yaptığın sürece. Ki bir hocam şöyle bir örnek vermişti bir seferinde. İşte ekranda fazla kalıyor mu hocam gibi konuşmalar yaparken dedi ki bir acı örnek olacak ama bir şehit annesini düşünün dedi, izliyoruz ekrandan. İşte kendini yırta yırta ağlıyor orada, bağırıyor, konuşuyor. Hiç yapay geliyor mu size dedi. Gerçek olduğu sürece hiçbir şey yapay gelmez. Hani ekranda da büyük oynayabilirsin. Ama işte hazırlanmaya çok vakit olmayınca ilk tepkilerini kullanmaya çalışınca
işte set ekibiyle yakınlaşmadan, yönetmenle yakınlaşmadan çalışmaya çalıştığında asıl yapaylık oradan çıkıyor diye düşünüyorum. Evet, sinemada ya da dizilerde de yönetmenler tiyatro oyuncularıyla çalışmak istiyorlar. Hı hı. Benim izlenimlerim bu yönde. Saygı da duyuyorlar, hı hı, gerçekten. Bugüne kadar gittiğim bütün belki birkaç set dışında gerçekten tiyatro oyuncularına çok büyük bir saygı duyuyorlar. Bütün set ekibi öyle. Işıkçısından reji asistanlarına kadar, yönetmenine kadar. Şunu duyduğum da oldu ama şeyi duyduğum da oldu. Ya tiyatrocu da olmasın. Şimdi hem iki sebepten dolayı, hem ya büyük oynuyorlar onlar ekran karşısında. Bir, iki de ya şimdi onun oyun günlerine göre set günümü ayarlamaya çalışacağız. Başımıza bela alıyor. Bunu duymuşluğum var başkası için konuşulurken. Tam da buna bağlayacaktım ben de. Hem istiyorlar hem de büyük oynuyorlar vesaire diye böyle bir algı var. Ama şöyle bir gerçek de var halbuki. Küçük tiyatrolarda, yani 100 kişilik, 50 kişilik tiyatrolarda, sahnelerde oynamakla büyük 5000 kişilik bir sahnede oynamak ya da ilkel tiyatro anlayışı diyebileceğimiz işte antik Yunan 20.000 kişi karşısında oynamak arasında fark var. Biz de şimdi bulunduğumuz alt kat sanata geçmeden önce normal İtalyan sahneye göre oyunlarımızı oynuyorduk. Bir oyuncu olarak söylüyorum bunu. Küçük sahneye geçtiğimizde seyircinin bu kadar yakın olmasıyla artık oyunculuk biçimi de değişmeye başladı. Evet. Gerçekten daha küçük, daha minimal oynayıp duygularımızı daha rahat geçirir bir hale geldik. Oynayış biçimi de günden güne, hı-hı, sahnelerin değişmesiyle birlikte bir bakıma değişiyor aslında. Hatta sırf sahnenin büyüklüğü değil, oyunculuk anlayışı da değiştiği için tiyatroda onun da etkisi oluyor. Artık büyük sahnelerde de daha doğal oyunculuk diye tabir edebileceğimiz şeyler görebiliyoruz. Tiyatroda ve sinemada oyunculuk anlayışı bu şekilde işliyor birazcık daha. Tiyatro yönetmenliği ile sinema yönetmenliği arasındaki farklardan birazcık söz edelim. Bu benim doktoram zamanı da üstüne çok çalıştığım bir şey oldu. Yönetmenler ve yönetmenlik üstüne biraz araştırmalar yaptım. Şöyle bir fark var. Yine aslında hazırlık zaman, provaya ayrılan vakit bakımından tiyatro yönetmeniyle tiyatro oyuncusu çok el ele çalışmak zorunda. Hani prova öyle ilerliyor. Günlerce, haftalarca, aylarca birlikte çalışıyorsun. Fakat sinemada yönetmen aslında biraz yalnız. Şöyle ki oyuncu son anda projeye dahil olabiliyor ki genelde öyle oluyor. Fakat yönetmen, özellikle de otör bir yönetmense ya da senaryosunu kendi yazdığı bir işse, aylarca, yıllarca o projeyle yoğrulmuş oluyor. Oyuncular dahil olduğu zaman yönetmenin durduğu yerle oyuncunun durduğu yer arasında çok ciddi bir fark oluyor orada. Oyuncu çok son anda dahil olduğu için o yönetmenin bütün o zihinsel süreçlerini yaşamadan orada olmuş oluyor. Ayrıca sinemada yönetmenin sanatıdır sinema diye düşünüyorum. Çünkü günün sonunda sinema filmi aslında kurgu masasında tamamlanıyor ve bitiyor. Yönetmen senden bir şey isteyebilir, hiç aklın almayabilir senden niye onu istediğine dair. Bir bakışını çekecektir, bir duruşunu çekecektir. Onu kafasında öyle bir noktaya getiriyordur ve kurgulayacaktır ki sen hiç anlamayabilirsin onu nerede kullanacağını. Ama ona hizmet etmelisin. Şimdi sinema yönetmeninin böyle bir sorumluluğu var. Aslında yani bir oyuncuya göre çok daha fazla sorumluluğu var. Büyük resme hakim olmak ve o resmi sürdürebilmek konusunda ciddi bir disiplin olması gerekiyor. Omzunda çok daha fazla yük var o bakımdan. Ayrıca tiyatroda yönetmen seni aylarca çalıştırıyor. Evet, ama sahneye çıktığında oyuncu olarak yalnızsın. Yani hem bir özgürlük alanı olarak hem de aslında orada en son oyuncuya teslim ediliyor iş. Fakat sinemada en son iş yönetmene teslim ediliyor. Tabii yapımcının karışmadığı durumları düşünüyorum. Genelde karışırlar. Ya böyle bir şey yaşamıştım ben aslında. Bir sinema filmine gittim. Senaryo geldi. Ben çalıştım. Bölüme çalıştım. Ezberimi yaptım falan filan. Sete gittim. Hiçbir şey anlatmadılar tabii her zamanki gibi. Ben çıktım, oynadım. Oysa yönetmenin kafasında başka bir şey varmış. Başka bir şey istiyor. Sonra yönetmen dedi ki Nevzat benden kaynaklı. Biz çünkü çalışmadık. Çalışmayınca sen de kafandakini oynadın. Kafamdakini oynamış oldum. Sonra tekrar çalıştık ve doğrusunu yapmış olduk. Gerçekten bunlarla karşılaşıyoruz. Şimdi sinemada bir de şöyle bir farklılık oluyor. Günlerce, haftalarca çekim yapıyorsun. Fakat en son bittiği zaman bunun bir bütüne hizmet etmesi lazım. Çekim sırasında günler ilerlerken bir oyuncu olarak sen bunun nereye evrileceğini göremiyor olabilirsin. Ve yönetmen de seni hep o anda tutmakla yükümlü. Bir yönetmen şey örneğini vermişti. İşte bir sohbet sahnesi çekiyoruz mesela. Masada geçen çok uzun bir sahne.
Biz onu günlerce çekiyoruz. Oyuncunun canı istiyor, bir yere yağ ekliyor, öbürüne oğlum ekliyor, bir şey ekliyor. Ne olacak ki araya bir tane bir şey ekledim diye düşünüyor diyor. Ama biz haftalarca çekim yapıyoruz. Sonra kurguya oturduğunda onu kısaltırken, yani kısacık bir ana getirirken işte dakikada bir yağ denmiş. Mesela bu ortaya çıkıyor. O yüzden hani yönetmen sana orada yağ deme dediği zaman hani bunu da kişisel algılamayıp onun bütüne hizmet ettiğini edebiliyorsa tabii ki düşünerek yönetmene teslim olmak gerekiyor. Yani orada ciddi bir fark var yönetmenlik bakımından. Evet, biz bunu tiyatroda da söylüyoruz mesela oyunculara, genç oyunculara ya da bütün oyuncular için geçerli tiyatroda da. Defalarca aynı oyunu oynuyorsunuz, sıkılmıyor musunuz? Hı hı. Ben de şey diyorum, biz defalarca aynı oyunu oynamıyoruz. Her akşam başka oyun. Her akşam başka oyun oynuyoruz. Çünkü her akşam duygularımız değişiyor. Her gün yaşadıklarımız, gündelik hayatta yaşadıklarımız, sokaklarda yaşadıklarımız bizde bir duygu birikmesine neden oluyor. Ve biz o duyguyla o gün tiyatroya gidiyoruz. Tabii ki o rolü oynuyoruz. Ama biz değişmiş oluyoruz. Ve seyirci tabii ki. Hı hı. Seyirci değişiyor. Seyirciden aldığın enerjiyle beraber bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. O 1,5 saatlik, 2 saatlik ya da kaç dakikaysa oyun. O dilim içerisinde bunu gösterebiliyorsun. Ama sinemada dediğin gibi 15 gün çekiliyorsa o 15 gün aynı duyguyu korumak zorundasın. Evet. Böyle zorlukları var. Çok. Yani sadece büyük oynamak, küçük oynamak değil tek fark. Beklentileri ne peki sinema yönetmeniyle, tiyatro yönetmeninin, oyuncudan beklentileri ne sence? Ben bu araştırmalarımı yapana kadar aslında bu kısmı hiç düşünmediğimi fark ettim bu doktoraya başlarken. Hep oyuncu ne ister, oyuncu nasıl yönetilir, oyuncu ne bekler, bunu hem deneyim ettiğim hem araştırdığım için çok aşinaydım. Fakat mikrofon uzatıp da yönetmenlere sizin oyuncudan istediğiniz nedir dediğim zaman aslında o güne kadar hiç düşünmediğimi fark etmiştim. Ve müthiş bir şey ortaya çıkıyor. Şöyle ki, oyuncuya da yönetmene de ne istersin karşı taraftan diye sorduğunuz zaman İstisnasız röportaj yaptığım herkesin ilk söylediği ve üstünde defalarca konuştuğu şey güven oldu. Oyuncu bana güvensin istiyorum diyor yönetmen. Aynı şekilde de oyuncu diyor ki yönetmen bana güvensin, her şeyi yaparım. Hiç dert değil, sorgulamam ama bana güvendiğini istediğim, hani gözlerini devirmesin ya da ya bu kız yapabilecek mi diye tereddütü görmeyeyim gözlerinde. Bana inansın, ben onun için 50 defa da oynarım, 100 defa da hepsini yaparım diyor mesela oyuncular. Ben yönetmenlerin de aynı onay ihtiyacı ve kırılganlıkta olduğunu gerçekten bilmiyordum o güne kadar. Fakat yönetmenler de çok onaya ihtiyaç duyan, onlar da kendilerine güvenilmesine ihtiyaç duyan yaratıcı kişilikler aslında. Ve setteki gerçekten en yalnız insanlardan biri olabilir yönetmenler o bakımdan. Yani hep oyuncuların tarafını tutarım ve oradan anlatırım ama bu işin içine girdikçe yönetmenlerin de buna çok ihtiyaç duyduğunu gördüm. Güvenilmek istiyorlar. Başka ne istiyorlar onu söyleyeyim. İlk şey güven oluyor. İkincisi şunu diyorlar. Mesela metinle ilgili bir sıkıntın var. Ekran yönetmenleri için bunu söylüyorum. Set bunun tartışılacağı bir yer değil. Bir sıkıntı varsa lütfen önceden çözelim. Ama set günü, set anında bana ya bu kız da bu cümleyi söyler mi hocam diye yanıma gelinmesin. Çünkü o an diyor sen sadece oyuncusun ve kendi kısmını düşünüyorsun. Ama ben yönetmen olarak biri bana geliyor, ışık da soruyor, işte mekan da soruyor, kostüm de soruyor. Herkesin psikolojisini ve seti yönetmeye çalışmak zaten çok yorucu bir şey. Ben sana doğru bir cevap da veremem diyor o saatten sonra. O yüzden metinle ilgili bir sıkıntıyla gelindiyse de o güne kadar, yani o an artık sus ve elinden gelen en iyi şekilde yapmaya çalış. Yönetmenler mesela buna çok takıyormuş gerçekten. Bu çok dile getirilen şeylerden biri olmuştu. Tabii yani rolü anlamak diye bir şey de var. Stanislavski de şey diyor ya, rolünü anlamıyorsan tiyatroya ihanet ediyorsun diyor. Aslında bu işte oyunculuk oyunculuktur da meselesi de bir bakımdan. Rolünü anlamadan buna itiraz ediyorsan, bütünü anlamadan o bölüm neler olduğunu tam olarak anlamıyorsan ya da senaryonun tamamını okumayıp sadece kendi bölümlerini okuyorsan, bunun nereye bağlanacağını bilmeden oynuyorsan zaten 3-0 yenik başlıyorsun aslında meseleye. Ve yani günün hayhuyu içerisinde aklına falan bir şey takılabilir ama hani gerçekten sette asla bu problemi getirmeyin diye çok dile getirdiler. Yani orası başka bir işleyişin olduğu bir yer. Şimdi aslında yönetmen oyuncu arasında birazdan konuşacağız, hiyerarşi diye bir başlığımız vardı ama girmiş olalım. Hiyerarşik olarak yönetmen oyuncudan üst konumda ve birçok araştırma bunu gösteriyor ki aslında bu böyle de ilerlemeli. Bu demek değil ki oyuncunun bir söz hakkı yok ya da konuşmamalı ya da karşı çıkmamalı. Fakat işin işleyişi için işe yarar bir hiyerarşinin olması
bu hiyerarşide üstte olanın yönetmen de olması aslında gerekli. Fakat bazı oyuncular çok ünlü. Mesela yönetmen daha amatör. Diyelim oyuncu çok ünlü, çok tanınıyor ve böyle bir işte birlikte çalışıyorlar. Burada eğer oyuncu bir adım geriye atıp da yönetmenine itaat etmezse bir anlamda, şimdi kendi işini de baltalıyor demek. Yönetmene eğer güvenmiyorsa, diyelim yönetmen amatör diye ya da ondan çok daha az iş yaptı diye yönetmenin kararlarına kendi açısından sürekli karşı çıkmaya başlıyorsa, yönetmen o filmin bütünlüğünü elde tutabilecek bir durumda kalmıyor. Ya bu tiyatro için de geçerli aslında. Tiyatro için de geçerli. Aynı tabii. Şey. Bu tiyatro kısmında da yönetmene tamamıyla bağlı kalmak, onun istekleri doğrultusunda sahneyi gerçekleştirmek gerekiyor. Çünkü onun bakış açısıyla ilerliyor her şey ve orada her noktada müdahale edilmemesi lazım. Evet, yani işte ünlü diyebileceğimiz en başta söylediğin yüksek gelirle bu işi yapan oyuncuların bir takım kaprislerini hepimiz görüyoruz setlerde. Sadece kapris olsun diye bu itirazlar gerçekleşiyor. Bazen krize dönüştüğü anlar bile oluyor sette. Setin durduğu anlar oluyor. Tiyatroda da benzer şeyler oluyor. Ama çok da ayrıntısına girmek istemiyorum. Hadi girelim. Nedeni şu. Bu biraz daha mahrem bir durum aslında. Bu şeyde de öyle. Biz mesela tiyatroda seyirci almayız yani. Tanıdık arkadaşlarımızı da çok almamaya özen gösteririz. Bir arkadaşımız geldiği zaman, davet ettiğimiz zaman şey yaparlar. Yani izleyeyim mi? Hani, prova ortamı değil mi? Prova ortamına girmek istemez. Çünkü prova o, mahremdir çünkü. İşte set de aslında biraz böyle. O yüzden çok da şey yapmak istemiyorum. Bu mahremiyetle ilgili ne düşünüyorsun? Bu mahremiyet aslında yaratıcı anlamda iş yapan herkes için ihtiyaç duyulan bir mahremiyet. Şöyle ki, işte çocuk gibi oyun oynadığımız, kendimizi tamamen bırakabildiğimiz bir alana ihtiyacımız var. Yaratıcılığımızı ortaya çıkarmak için. Bu da ancak güvenli bir ortam sağlanmasıyla olur. Bu sette olabilir, işte prova da olabilir. Dış gözlere kapalı, sadece içerideki insanların, herkesin kendini koyuşuyla çiçeklenip yeşillenebilecek bir yaratıcı ortama ihtiyaç var. Peki bunu tiyatroda başarıyoruz, tamam. Peki bu setlerde gerçekleşiyor mu sence? Ben tanık olmadım. Olmak çok isterim çünkü hani daha provaya zaman ayırabilen ya da bunun önemini kavrayan insanlarla çalışırken imkanlar dahilinde buna tanık olmadım. Ama yapılan işleri de biliyorum ve o işlerin de kalitesi farklı oluyor tabii ki. Evet, onlar hemen izlediğinde filmi anlıyorsun ki evet, bu başka bir birliktelik. Kendini var. Kendini belli ediyor. Kendini belli ediyor ve işte bir arkadaşım geçenlerde anlatıyordu. Bir filme başlamış, provaya gidiyorum dedi. Ya dedi, ben hiç provaya gitmedim sinema filminde. Tiyatro değil ki bu sürekli, dedim. Olmaz olur mu? Tabii ki olacak prova. Provasız güzel film mi olur? Ama bugüne kadar ne dizide ne sinemada hiçbirinde provaya gitmediği için ona da garip gelmişti. Doğrusu bu aslında, yani prova yapılması doğrusu. Boş ver dedim, git, çok iyi bir şey yapıyorsunuz. Demek ki film iyi çıkacak. Yani rahat ol, iyi çıkacak demek ki film falan dedim. İşte yapımcılara aslında şunu anlatmak lazım. Prova, onlar vakit kaybı ya da işin uzaması, işte bütçe açığı falan olarak bakabiliyorlar. Fakat hayır, işin kalitesini aslında yapılırkenki hızını da artırmakta tabii ki prova çok önemli. Bir de az önce dediğine karşı çıkacağım. Biz tiyatroda bunu sağlıyoruz dedin ya. Yani her tiyatro bunu sağlamıyor kesinlikle. İçinde nelerin döndüğü ekipleri de biliyoruz, duyuyoruz ki içinde yer almadım şükür. Gerçekten tiyatroda hep güvenli alanlarda çalıştım. Çok şanslıyım. Ama her tiyatro içinde bu geçerli değil tabii ki. Ona da karşı çıkacağım. Tamam, susuyorum. Peki tiyatro metninde bir karakteri çözümlerken bir yönetmen dramaturgla tabii ki çalışıyor. Ya da yönetmen kendisi oyunun dramaturjisini yapıyor. Bir karakteri çözümlerken, sinemada da senaryodaki karakteri çözümlerken oyuncu ve yönetmen roller üzerine inceleme çalışması nasıl gidiyor? Bir yönetmen birçok şeyi görmek zorunda. Sinemada özellikle ya da dizide birçok şeyi, işte resmi görmek zorunda, ışığı görmek zorunda. Karakter üzerine yeterince çalışma yapıyor mu yönetmen? Bunu yeterince çözümleyebiliyor mu sence? Şöyle, tabii ki bir genelleme yapmak çok kolay değil. Çünkü özellikle otör yönetmenler kendi işte sinemalarını yaptıkları zaman buna çok ciddi vakit ayırdıklarını biliyorum. Oyuncuyla çalışmaya da birebir. İşte bu yapımla alakası yok yani. Yapımdan bağımsız, nasıl ki biz tiyatroda gönüllü olarak aylarca provaya gidiyoruz. Onlar da hani para almadıkları bir süreçte
buna iş iyi çıksın diye çok vakit ayrıldığını, bu şekilde çalışan yönetmenlerin olduğunu hep duydum. Fakat böyle piyasaya iş üretirken, işte hızlı bir dizi çekerken bunun yapıldığını hiç görmedim. İşte röportaj yaptığım onlarca insandan da, yaşlısından gencine, deneyimlisinden deneyimsizine, hiç kimse de buna asla vakit ayrılmadığından bahsediyor ve herkes çok şikayetçi. Özellikle de oyuncular. Çünkü diyor ki hani özellikle bir şey yapacağım ve kalacak orada aylarca, yıllarca belki izlenecek. Ama prova yapmadan çıkıyorum. Karakter çözümlemesinden konuşamadım bile yönetmenle. Ve ben kötü gözükeceğim diye bunun çok sıkıntısını çekiyor insanlar. Bu anlamıyla yönetmen sence oyuncuyu doğru yönlendirebiliyor mu? Yani bir sinemacı, bir yönetmen oyunculuk dersi almalı mı gibi sorular geliyor aklıma. Gerçekten bir oyuncuyu yönlendirmek başka bir maharet de istiyor. Yani her şeyi bilebilirsin. Sinemaya dair her şeyi bilebilirsin. Ama oyuncuyu yönlendirebiliyor musun? Onun hangi duygularına dokunacaksın? Neresinden ne çıkartacaksın? Yakın zamanda YouTube'da Nuri Bilge ile Bennu Yıldırım'ların sahne çalışması vardı. Gerçekten Twitter'da, YouTube'da, orada burada her yerde... Filmden çok konuşuldu. Filmden çok konuşuldu. Altına yorumlar yapıldı. Evet. Herkes her kafadan bir yorum yaptılar. İşte mahrem olan bir şeyin paylaşılması... Ben biraz tutucuyum o konuda. Mahrem olan bir şeyin paylaşılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben de. Prova fotoğraflarını ben daha yeni yeni böyle hani alışıyorum. Biraz belki eski kafalıyım o konuda. Prova fotoğrafını bile göstermek istemiyorum. Ama şimdi şey yapıyoruz işte, prova fotoğrafı, prova notları falan paylaşıyoruz. Günün şartlarına uyum sağlayarak. Uyum sağlayarak paylaşıyoruz. Ama orada da mesela yönetmenle oyuncunun ilişkisi söz konusuydu. Evet. Sence yönetmenler yeterince yönlendirebiliyor mu oyuncuları bu anlamıyla? Şimdi öncelikle o görüntüden başlayayım. Kesinlikle hani provada mahrem olan, işte oyuncunun kendini hiçbir şey düşünmeden açtığı bir anın dışarıdaki gözlere açılması bence biraz sıkıntılı. Yani yarın öbür gün sete giden biri rahatça çalışmak yerine acaba görüntüm çıkarılacak mı falan diye düşünüp gerilebilir. Mahremiyet o yüzden var. Ayrıca o insanlar aylarca birlikte çalışıyorlar. Aralarında ne geçtiğini bizim dışarıdan 3 dakikalık, 5 dakikalık bir videoyla anlamamıza imkan yok. Ve yargılamamız da o yüzden bence doğru değil. Ya yönetmeninle bazen öyle bir yakın ilişkin vardır ki seninle çok rahat konuşur. Başkasına ters gelecek bir yakınlıktır ama sizin düzeninizde o öyle değildir yani, ya da o an gerekliliğinde değildir. Fakat prova görüntülerinin ya da işte bu tarz şeylerin yayınlanması beni de rahatsız ediyor. İkincisi, bence yönetmenlerin çok ciddi bir oyuncu yönetimi eğitimi almasına ihtiyaç var. Bu benim tezimde de değindiğim bir şey ve yine röportaj yaptığım bütün yönetmenlerin katıldığı, kendilerini çok eksik buldukları ve bunun sıkıntısını yaşadıklarını dile getirdikleri bir alan oldu bu. Oyuncular zaten artık yönetmenden bazen bir şey, iyi bir yönelim almayı o kadar unutmuş ve bırakmış ki bu soruyla karşılarına çıkınca keşke ya, nerede hani biz söylediğini kendimiz algılayıp hani bu makine nasıl çalışıyor, oyuncu denilen makine, kendimiz içeride dönüştürmeye çalışıyoruz ama o da hatalı olabiliyor. Şimdi yönetmenler Türkiye'de özellikle iyi bir teknik bilgiyle donanıp geliyorlar. Evet, işte kamera bilgisi, açı, işte resim bilgisi falan, bütün bunlar yani teknik açıdan çok sağlam ilerleyebiliyorlar. Fakat oyuncu yönetimi konusunda ciddi bir açık var. Oyuncu yönetimi eğitimi hiç iyi verilmediğini herkes dile getiriyor. Ben de bir oyuncu olarak bir yönetmen tarafından yönetilirken ekranda gerçekten yani bunu da nasıl bilemezler ya dediğim ve hakikaten çok eleştirdiğim şeylerle karşılaştım. Mesela ya oyuncuya düzgün oyna diye bağırıldığına tanık oldum. Şimdi yani düzgün oyna diye bağırarak, bağırmana gerek yok. Düzgün oyna diyerek bir insanın düzgün oynamasını sağlayabileceğini düşünmek, yani en kibar tabirle naiflik olabilir. Yani bunun işe yaramayacağı çok bariz. Ya da burada üzül. Yani bu terbiyesizlik değil ama burada üzülüyorsun, burada ağlıyorsun, burada duygulandın. Şimdi böyle yönetilmez oyuncu. Bunu yönetmenlerin birçoğu fark etse de belki üstüne çok gidecek imkan bulamıyor. Birçok yönetmen şeyi de dile getirdi. Yani okuldan teknik olarak iyi çıkıyoruz fakat yönetme konusunda hiçbir şey bilmeden çıkıyoruz ve el yordamıyla biz kendimizi araştırıyoruz. Biraz genelleme yapmak olacak ama tiyatroda yönetmenlerin birçoğu oyunculuktan geliyorlar aslında gibi geliyor bana. Katılır mısın bu fikre? Evet, çoğu oyunculuktan... Sahneye çıkmış oluyor en azından. Çoğu çıkmış oluyor ama hiç çıkmamış olan da var tabii ki. Tabii var.
Fakat yönetmenlikle ekran önü yönetmenliğinde birçok kişi oyunculuğun çalışma esaslarından çok habersiz oluyor. Ve bu kendi işini çok baltalayan bir şey. Ben mesela hani oyunculuk eğitimi alsınlar, sahneye çıksınlar, yani illa oyunculuk yapmaları gerekmiyor. Ama o bizim oyuncuyken kendimizi nasıl öğrenmek için yaptığımız çalışmalar var. Onları yönetmenler de yapsa oyuncuyu nasıl yöneteceğini çok daha iyi bilebilirler. Ve bu bence en ciddi açık bu. Yani paradan da öte, imkandan, ışıktan, işte kamera kalitesinden önce buna çok çaba sarf edilmesi lazım. Ve çok temel bir şey ama çok eksik. Yani zaten yönetmen bunları bildiğinde kendi işi daha sağlıklı olacak, evet, daha iyi çıkacak. İşte bu anlamıyla şeyler giriyor devreye. Oyuncu koçları giriyor. Hı-hı. Yönetmenden aldığı brief'i oyunculara uygulamaya çalışıyor. Onun anlatamadığı şeyi oyuncu koçları anlatmaya, hı-hı, başlıyor. Öyle çözüm getirmişler bu mevzuya. Tabii ki yönetmen oyunculukla ilgili bir duygunun nasıl ortaya çıkacağını, tabii biz bunları konuşmuyoruz bugünkü sohbette. Duyguların nasıl ortaya çıkacağını, oyunculuk biçimlerini konuşmuyoruz. Sadece ilişkileri konuşmaya çalışacağız. Bunları biliyor olsalar, kendi üstlerinde test etseler gerçekten bambaşka bir iş çıkartmış olacaklar. Evet, ve ben bunu hani ya yönetmenler de oyunculuk eğitimi alsın ki oyuncuyu anlasınlar dediğimde, ya oyuncu illa pohpohlanacak bir şey mi, işte bizim dediğimiz duyguyu çıkarsın gibi karşılayan da oldu. Onlara şunu anlatmak lazım: hayır, senin işin iyi olsun ve senin işin kolaylaşsın diye aslında bunu, yani daha doğrusu ortak üretildiği için birbirimizin dilini anlamak amaçlı. Hani oyuncular da biraz yönetmenlik hakkında okuyabilir, edebilir ama yönetmen bütün geneli yönetmesi gerektiği için hani onun donanması daha önemli bir pozisyonda oluyor. Ya temel olarak işte 6-7 tane temel duygu sayabilirsiniz ama bunun altında yüzlerce başka duygu da çıkartabilirsiniz. Bunları yönetmen bir üzül ya da dediğin gibi işte ağla. Üzül, ağla, gül, koş. Böyle değil yani. Mesela Nisan daha şöyle tanımlamıştı yönetmen Nisan. Bilardo oynamak gibi dedi yönetmenlik. Yani topun girmesi gereken bir yer var. O topa sen git diyor musun? Hayır. Ben o topa hangi açıdan vurursam o top şu köşeye çarpıp o deliğe girer. Yönetmenlik aynı bu dedi. Yoksa birine üzül demek. Yani bu, kusura bakmasınlar, bu yönetmenlik değil ve herkes, yani birçok kişi böyle yapıyor diye de eklemişti. Katılıyorum. Bunları duymak da benim de hoşuma gidiyor. Gerçekten bir oyuncu olarak yönetmen tarafından yönlendirilmek istiyorum ben de. Beni oynatmasını. Çünkü ben tam bütün o samimiyetimle kendimi yönetmene teslim ediyorum. Teslim ederken bütün her şeyimi açık bir şekilde ona verirken o da beni yönlendirsin isterim tabii ki. Yani. Ve yönetmenlere de şunu söylemek gerekiyor. Oyuncu bütün açıklığıyla geldiği zaman ne kadar kırılgan, ne kadar güvensiz bir zeminde bastığını anlamalılar. Ve bütün ifadelerinde, bütün işleyişte buna dikkat etmeliler. Peki oyuncu ve yönetmenin sinemadaki hiyerarşik konumları nasıl olmalı? Oyuncu ile yönetmen arasındaki hiyerarşiyi birçok şeye benzetmek mümkün. Mesela boksörle antrenörü, danışanla psikoloğu, çocukla ebeveyni ve hatta böyle literatür taradığımız zaman sadist ve mazoşist ilişkinin temellerini bile dayandırabiliyoruz bu ikilinin arasındaki ilişki. Bugün oralara çok girmeyeceğiz. Fakat bu ikisinin arasındaki ilişkiyi anlamak için aslında şuna iyi anlamak gerekiyor. Hiyerarşik pozisyonların insan üstünde yarattığı psikoloji. Bunu anlamak önemli. Dediğim gibi oyuncu yönetilen pozisyonda, yönetmen yöneten pozisyonda. Mesela aralarındaki ilişkini başlatanı ve yürüten kişinin yönetmen olduğu ve yönetmen olması gerektiği bilgisi bence hepimizde olmalı. Oyuncu istediği kadar aslında ünlü olsun ya da yönetmenden daha üst pozisyonda gibi bir durumda olsun, yönetmenin bu hiyerarşiyi bu şekilde kurması herkesin işini daha iyi yapmasına yardımcı olabilecek bir şey. Aslında insan psikolojisini anlamaya niyet etmek bu işin biraz temelinde var. Yani özellikle de yönetmenlerin. Çünkü bu güç dengesini kurmak çok önemli. Ve oyuncu ile yönetmenin arasındaki ilişki sabit bir şey değil. Bu oyuncuyla başka ilişki kuracaksın, öbürüyle başka ilişki kuracaksın ve buna niyetli olacaksın aslında. Çünkü herkesin çalışma anlayışı, biçimi de farklı. Bu açıklığı sağlayabilmek için işte en önemlisi iletişim. Yani gidip de sette o gün tanışmak ya da setten 2-3 gün önce tanışmak gibi değil. Uzun uzun oturulan, konuşulan, metnin tartışılan, karakter üstüne konuşulan ve bunu herkesin sadece işi iyi yapma niyetiyle oturduğu bir güvenli alan burada çok önemli, işte tekrar devreye giriyor. Bu hiyerarşiyi yönetmek kolay da değil çünkü çok duygusal bir insani bağ var orada.
çok zor bir denge. Yani şuna da benzetiliyor. Mesela bir anne baba çocuğunu hem yönetir bir şekilde, hani onu büyütürken, ama aslında özgür de bırakması gereken bir alan vardır ya. Aslında yönetmenle oyuncu arasındaki ilişki de biraz öyle olmalı. Yönetmen bir alan da açmalı oyuncuya. Yani sadece benim dediğim olacak kadar bir düz bir bakışla değil, ama yönetmek istediği şeyi anlatarak, fakat oyuncuya da alan açarak. O da ancak ortak bir üretim zemini sağlandığı zaman olabilecek bir şey. O zaman oyuncu da kendini ortak hissediyor, yönetmen de ortak hissediyor. El ele çalışılabildiği işlerde de çok, ikisinin de düşünmediği farklı ama yaşayan bir işte sahne çıkma olasılığı artıyor. Evet. Ya bir bütünleşme aslında bu. Hı-hı. Öyle diyebiliriz yani. Bir birliktelik hali, bütünleşme hali. Yönetmenin düşünceleri ve oyuncuyu yönlendirmesiyle oyuncunun duyguları ve düşünceleri, aslında bir ortaklık kurulmuş oluyor. Gerçekten iki tarafın da inanamayacağı bir iş, bir rol çıkmış olabilir ortaya. Yönlendirmeli derken sadece şeyi kastetmiyorum. Bir kukla gibi yönlendirmeden söz etmiyorum elbette. Bir oyuncu zaten oyunculuk konusunda donanımlıdır. Neler yapabileceğini, bir karakterden neler çıkabileceğini biliyordur aşağı yukarı. Ama yönetmenin dediğin gibi dokunuşlarıyla bambaşka ve birlikte ikisinin de kafasında olmayan bir karakter ortaya çıkabilir dediğin gibi. Şöyle bir örnek veriliyor. Yine literatür tarandığı zaman şunlar çıkıyor karşımıza. Yönetmen bir öğretmen gibi değil, fakat bir sporcu koçu gibi çalışırsa karşısındakinden en iyi verimi alabilir. Bu yine Cahil Hoca kitabında geçen Cahil Hoca kavramında da şu vardır. Eğer hoca yol gösterir ama dikte etmezse, kendi bilmediğini de karşısındakinden alabilir. Yani biraz anlatması çok kolay değil belki, ya da iyi ifade edememiş olabilirim ama anladığını düşünüyorum. Aynı şeyden bahsediyorum. Anlaşılıyor, anlaşılıyor. Umarım dinleyenler de bizi anlıyordur. Alta yorum derdim ama burası podcast. Şimdi kamera önünde işte şöyle bir farklılık oluyor. Tiyatroda dediğimiz gibi uzun saatler prova yapıyoruz, yönetmenle yakınlaşıyoruz, tartışıyoruz falan, buna imkan var. Şimdi ekranda iş çok hızlı ilerliyor, buna vakit yok diye insanlar aslında bunun arkasına sığınıyor. Yani gelip bir her çekim öncesi sabah nasılsın, iyi misin diye omzuna dokunmak bir insanın 3 dakikasını alır, belki 5 dakikasını alır. Ama bunun muazzam bir önemi var. Bütün sette şöyle bir el sıkışmak, bu zor bir şey değil aslında. Fakat bundan imtina eden yönetmenlerle karşılaşabiliyoruz. Onların da kendi korkuları var. Hani bunu tek tarafa yüklemiyorum. Fakat bunu yapması gereken kişi de işin başı olan yönetmen. Otoritesinin sarsılacağını düşünüyor. Ben böyle bir yönetmenle karşılaşmadım işin doğrusu. Oysa tam tersi durumları yaratmak çok mümkün. İşte biraz korkularımız bizi ele geçiriyor. Herkes kendi alanını savunmaya çalışıyor. Herkes bir façasını temiz tutmaya çalışıyor falan, öyle güç ilişkisinin olduğu ortamlarda. Ama aslında oyuncu içinde yönetmenin de kırılgan olduğunu ve aslında bazen çekindiği ve korktuğu ya da ne yapacağını bilemediği için bundan kaçındığını bilmek de ona yakınlaşmasına sebep. Yönetmenin de oyuncunun bir elini sıkmasının, sadece bunun için paraya da ihtiyaç yok, vakite de ihtiyaç yok, çok fazla, ne kadar büyük etkisi olduğunu bilmesi belki işte ortak bir yolda buluşmamıza yardımcı olabilir. O yüzden sık sık söylemek lazım. Ya, bu söylediğin aslında insani bir ilişki. Yani insani bir ilişki kur diyorsun aslında. Evet yani. Aslında bu kadar. Bu kadar basit ama sektör öyle bir acımasız hale gelmiş ki, özellikle Türkiye'de dizi sektörü bu hız içerisinde resmen insanları öğüten dişliler haline gelmiş. Yani biz sadece oyuncuları konuşuyoruz. Işıkçısı, kostümcüsü, sanatı, bir sürü prodüksiyon ayağı, uygulayıcı, yapımcı ayağı. Ki çok ağır koşullarda çalışıyorlar. Yani günde 16 saat, 20 saat çalışan insanlar var. Yani biz de böyle setlerden geldiğimiz için biliyorum, sabah 6'da paydos dedik, 8'de set dendi. Yani, eve gitmeyelim biz, evet, İstanbul'da yani, zaten. Evet, yani, bu böyle yani, evet. Nasıl yapacaksın? Böyle bir insanüstü bir işle uğraşıyorsun aslında. Ve beslenmeler yetersiz, sağlıkla ilgili problemlerin varsa yetersiz, sigortan yetersiz. Bütün bunları kullanamıyorsun bile setlerde. Ya da sanatın diğer alanlarında da bu böyle. Yani Türkiye gerçeği bu. Tabii ki değiştirmek gerekiyor. Şimdi yeni yeni daha böyle 12 saate falan düşürdüler setleri. Özellikle reklam setlerinde ciddi bir kontrol var. Evet, yurt dışında bu böyleydi zaten. 8 saatin sonunda hiçbir set çalışmıyor.
Kontratlara da bunları yapıyorlar, yazıyorlar. Telifle ilgili oyuncuların, işte televizyonlarda yayınlanan eski filmleri düşündüğümüzde oyuncuların hiçbirinin gelir elde etmediğini biliyoruz zaten. Herhangi bir telif yasası yok bununla ilgili. Hala mücadele ediliyor ama net bir şekilde ortaya çıkmış değil. Ben bir kere bir sözleşme imza atmıştım, okudum. Yani hakları devretmekle ilgili kainatta yayınlanma haklarının devri, yani nerede yayınlanabilir? İşte televizyonda, dünyanın başka ülkelerinde dizi yayınlanabilir. Hayır, oraya bir yetmez. Orada kainatta diye bir kelime vardı yani. Hatta şöyle bir cümle de oluyor. Şu anki var olan bütün teknolojik sistemler ve bulunacak olanlar. Hadi bakalım. Böyle, çok tek taraflı. Evet, hiçbir hakkımız yok. Mesela bir oyuncu bir reklam filminde oynadığı zaman bir kere ücret alıyor ama o reklam yıllar boyu devam edebiliyor. Yıllarca sürebiliyor. Herhangi bir hak talep edemiyor oyuncu. Şey var aslında. Yani mesela bir yıllık sözleşme imzaladıysa bir yıl sonra gösterilince tekrar hak talep edebiliyorsun. Yani bu iyi niyetli bir şey varsa karşında yapımcı, evet yapılabilir ama... Sömürmeye çok açık bir alan evet, tabii evet, ve sömürülüyor. Evet sevgili dostlar, bugün Aybüke Turan'la beraber Türkiye'de oyunculuk, sinemada ve dizilerde oyunculuk konusunu konuşmuş olduk. Doktoran için tekrar tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Birazını burada paylaşma fırsatı verdiğiniz için de ben size teşekkür ederim. Eklemek istediğim başka bir şey? Şimdilik yok. O zaman başka podcastlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.